Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin yerli ve milli hamlesiyle yükselmeye devam eden savunma sanayisi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde İngiliz basınında çıkan bir haberde, Türkiye'nin insansız hava aracı sektöründe geldiği konum ele alındı ve yayınlanan analizde, Türkiye'nin yakın zamanda insansız hava aracı piyasasında lider olmaya doğru ilerlediği aktarıldı. Analizin devamında Türkiye'nin yerli ve milli ürettiği insansız hava araçlarının artık kendini sahada kanıtladığını ve günümüze kadar süre gelmiş savunma sanayide Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tekelini yıktığı aktarıldı. Bunun dışında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bir rapor hazırlamıştı ve bu raporda Bayraktar TB2'ler üzerinden konuşarak Türkiye insansız hava aracı alanında süper güç olma yolundayken Avrupalılar uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar ifadelerini kullandı. Aynen bir domino etkisi gibi tek tek dökülen yabancı basın bu analiz ve rapordan sonra itiraf niteliğinde bir haber daha yayınladı. Haber bu kez de Fransa'dan geldi. Yine klasik olarak Türkiye'nin üretmiş olduğu İHA ve SİHA'lar övülürken, Türkiye'nin örnek gösterildiği bir rapor paylaşıldı. Paylaşılan raporda Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının birçok savunma sistemini yok ettiği, Fransa'nın da gelişen SİHA teknolojisini yakalaması gerektiği ve aynı zamanda İHA savar teknolojisini de geliştirmesi gerektiği aktarıldı. Yani kısacası Fransız basını açık ve net bir şekilde Türkiye'nin gerisinde kaldık şeklinde bir itirafta bulunmuş oldu diyebiliriz. Onlar olduğu yerde saymaya devam ederken bizim tarafımızda müthiş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma ilk defa tam anlamıyla uçmayı başardı ve ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Görüntüler bizzat Selçuk Bayraktar tarafından resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu görüntüler an itibarıyla tarihe geçmiş ve Türkiye'nin adını dünya havacılık tarihine altın harflerle yazmayı başarmış durumda. Bayraktar Kızıl Elma öyle muhteşem ve kusursuz bir platform ki sadece haftalar içerisinde ilk koşu ve taksi testini başarıyla tamamladı, sonrasında ise hiç hız kesmeden ilk teker kesme testini başarıyla tamamlayarak yüreklerimizi ağzımıza getirmeyi başardı. Son olarak ise ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak bizlerin gönüllerini tamamıyla fethetmeyi başardı. Bu görüntüleri izleyip de gururlanmayanlar varsa, gerçekten de içlerindeki vatan ve millet sevdasını sorgulamaları gerektiğini düşünüyoruz. Böylesine müthiş ve böylesine kusursuz bir platformu yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmeyi başarmak, bundan sadece birkaç yıl öncesinde bizim için sadece büyük bir hayalden ibaretti. Şimdi ise geldiğimiz son noktaya baktığımızda gerçekten de duygulanmamak elde değil. Allah bugünlere gelmemizde en ufak dahi katkısı olan, böyle başarılara imza atmamıza vesile olan ve bizi tüm dünyanın gözleri önünde başarıdan başarıya koşturan herkesten teker teker razı olsun. Bu tarz gelişmeler bizleri gururlandırıp aynı zamanda da duygulandırırken, birilerini de çok fena bir şekilde rahatsız ettiğini biliyoruz. Onlar rahatsız olmaya, onlar sinirden ve kıskançlıktan yerlerinde duramamaya devam etsinler. Biz en başından beri kendimizi adadığımız bu yoldan asla ama asla dönmeye niyetli değiliz. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar kardeşlere başta olmak üzere tüm Baykar savunma çalışanlarına buradan teker teker teşekkür etmek ve hepsini aynı zamanda da tebrik etmek istiyorum. Bizim yüzümüzü kara çıkarmadılar ve o müthiş başarıya kusursuz bir şekilde imza atmayı başardılar. Biz en başından beri onlara güveniyorduk. Onlar da sağ olsunlar ki bizlerin güvenini boşa çıkarmadılar.
Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçen bir projedir. Selçuk Bayraktar ve ekibinin bu kadar kısa süre içerisinde böyle müthiş bir başarıya imza atmış olması bizi artık resmen Devler Ligi'ne sokmuş durumda. Böyle müthiş teknolojilere sahip olan bir platformun bu kadar kısa süreler içerisinde başarıdan başarıya koşabilmesi bile arkasında ne kadar büyük bir emeğin, ne kadar büyük bir çabanın ve ne kadar çok alın terinin olduğunun bir göstergesi. Bayraktar Kızıl Elma projesi Türk mühendislerine imkan tanındığında ne gibi başarılara imza atılabildiğini tüm dünyaya kanıtlayan bir proje oldu. İnşallah en kısa zamanda envantere girdiği günleri ve aktif bir şekilde operasyonel hale geldiği günleri görmek de hepimize nasip olur. Biz inandık, biz umutluyuz ve biz artık hiç olmadığımız kadar gururluyuz. Baykar Savunma ekibine, devletimize, milletimize ve mühendis kardeşlerimize inancımızla beraber güvenimiz de tam. Umarız ki daha nice böylesine müthiş projelere imza atarız. Bayraktar Kızıl Elma bu vatan evlatlarının neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bayraktar Kızıl Elma daha bir başlangıç. Ondan sonra gelecek platformları ve teknolojileri biz hayal dahi edemezken, Selçuk Bayraktar ve ekibi onları teker teker hayata geçirmeye devam edecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.